Benim niyesi çok sevemediğim ama gördüğüm kadarıyla evinin çok sevdiği Nothing Phone 1 ile Evet. Birlikteyiz bugün. Şimdi bugün ben sanki sen bizim sizin görüşümüz seviyenize katılmışsın gibi Yıllar önce istiyorum. Aynen öyle. Kullanıyorsun bu telefonu. Evet kullanıyorum. Gördüğüm evet. kadarıyla çok memnunsun. Memnunum. İnsanla bir oynuyorsun. Evet. Tanıdığın tanımadığın herkes oynuyorsun. Sinemi bozuyorsun. <laughs> ee, neyini çok seviyorsun? Niye bu kadar çok seviyorsun? Tamam. Memnun musun? Memnunum. <laughs> tamam. Çok güzel sorularla açıklama yapalım şimdi. Hani neden başlama abi ilk önce? Fiyattan şimdi başlayalım. Şöyle, tamam. şöyle, başlayayım. Mesela bu bir yıllık bir telefon neredeyse. Evet. Geçen yıl Temmuz'da duyuruldu. Aynen. Biz bunu o zamanlar işte İngiltere'den almaya falan çalıştık o al evet. alamadık. Türkiye'ye yeni geldi. Doğru. Hiç gelmemesinden gelmesi iyidir tabii ki de. Hı hı. Geç değil mi sence? Yani bu bir yıl önce bu kadar ne dinleyenler de bir yıl sonra hala bu kadar sevilecek bir telefon mu? Evet hala sevecek telefon. Niye? Çünkü içerisindeki teknik özellikleriyle beraber hala çok güncel. Öyle Özel mi? Evet aynen öyle. Yani hala güncel özellikleri bir sene geçmesine rağmen sunulabilmiş olması bence hala alınabilir kılıyor telefonu. Bu birinci özelliği. İkincisi geç gelme konusunda tabii ki bu bizim problemimiz değil işte Nothing tarafının ve Evafon'un anlaşmasıyla alakalı bir problem olduğunu düşünüyorum. Hani daha erken gelseydi evet daha fazla bu sefer önerecektim insanlara. Şu an hala önerebilmemin tek sebebi aslında dediğim gibi teknik özelliklerin hala güncelliğini koruyor olması olarak açıklayabilirim. Fiyatı abi. nasıl buluyorsun? 15 bin lira diyelim. 15 Duba bin lira. Hani şu anda 15 bin lira orta üst segmentin tam eşiği aslında baktığımızda. Çünkü diğer 15 bin lira olan telefonlara baktığımızda çok benzer özellikler sunuyor. Onlar da yine güncel özellikleri, teknik özellikleri sunabiliyorlar aynı özellikleri yani diğer telefonlar da aynı özellikleri sunduğu için 15 bin lira bu telefon ederi diyebiliyorum. Hmm. Eğer geçtiğimiz sene bu fiyatla gelseydi belki daha pahalı kalırdı Anladım benim şey. için ama şu an için bence o iyi. Peki mesela şu anda hani sen diyorsun ya 15 bin lira tam ortada bir yerde. Evet. Ortada bir yerde bir yıl eski bir yaşında Hı -hı. bir modele veriyor olmak sence mantıklı mı? Yani Hı -hı. daha yeni 15 bin liraya bunun daha iyisi 2023 model Hı -hı. başka bir şey yok mu piyasada şu anda? Var yok değil mesela atıyorum e çok konuşuyoruz. Poco F5 çok konuştuk. Evet bir tık fiyatı yükseldi. Hani early bird dediğimiz hani erken erişim fiyatında aslında 14.700 lira civarındaydı. Evet o hala fiyatta kalsaydı derdim ki evet Poco F5'i hmm, alın. Anladım. Kesinlikle alın derdim. Şartlar diyorsun. Tabii mi? şartlar el verdiği için. Mesela baktığımda Realme 10 Pro Plus modeli de şu anda bu fiyatlarda satılıyor. Hani rakiplere Honor 70 var o daha aşağıdaki bir fiyatta kalıyor tabii ki bundan ama. Bunu ne mi ama... konumlandırıyorsun? Yani ortanın neresinde? Sence? Orta üst segment. Ortanın üstünde. Tabii, ortanın üstünde... Yani... Peki şey mi? Kullanıyor gerçekten özel bir telefon kullandığınız deneyimini yaşatıyor mu sana? Hissettiriyor kesinlikle. Şöyle bir özelliğini söyleyeceğim aslında. Orta-üst segment telefonlar arasında tek alüminyum kasaya sahip olan telefon Hı. şu anda Nothing Phone 1. Yani baktığımızda amiral segmentte kullanılan materyali şu anda orta üst segmentte kullanıyor ve diğer markalarda böyle bir şey yok. iPhone'dan A bile daha kaliteli diyorsun. <laughs> ya o kadar o kadar <laughs> demiyorum ama sonuç olarak baktığımızda hani Realme'nin orta üst segmentinde plastik kasa kullanıyor. Honor'un 70'inde yine plastik kasa kullanıyor. Samsung'un A73 hani en tepe tap nokta dediğimiz cihazda da yine orta üst segmentteki tap cihazında yine plastik kasa kullanıyor. Ben tasarımı olarak iPhone'a benziyor. E, yani. Çok benziyor ona. O yüzden yani iPhone hani ya çok benziyor. Yani, yani şu arka kamera dizilimiyle zaten direkt iPhone 12. Onu söyleyebilirim. Hani iPhone şey, şöyle... Şey diyor, kasa da öyle. Kasa, ya bak Ya tasarım, kutu tasarımı olduğu için kesinlikle iPhone elinize aldığınızda andırıyor. O bir. Ama materyal kalitesi olarak baktığımızda gerçekten tamamıyla orta üst segmentin en üst tepesinde olduğunu Bu yanar döner versiyonu işe yarıyor mu kullanımda? Yani senin mesela atıyor bir şey. Bunun niye yandığını döndüğünü biliyoruz işte. Evet. Kodlayabiliyorsun bilmem Aynen. ne filan filan. Kullanıyor musun o özellikleri? Kullanıyorum. Yani? Özellikle şu anda yanıyor diye görüyorum. Evet yani mesela atıyorum müzik açtığında şu an bir müzik çalıyor tabii ki içerisinde. Hani size ufak tefek eğlence şeyler sunabilir atıyorum Ersin abi arada doğuş aradığında telefon sessizde olsa bile atadığım zil sesi ve ışığa göre ha bakıyorum Ersin abi atıyorum toplantıdayım ben açma bir şey değil. Ha mesela aynen öyle yani. toplantıdayım <laughs> beni biri diyeceğim. arıyor. <laughs> Aynen öyle. <laughs> hani arıyor kim olduğunu, arayabiliyorum ve sonrasında geri dönüşünü sağlayabiliyorum. Hani aklımda ahrısında bir şey diyecekmiş bana. Bir şey uyandırabiliyor, Fikri uyandırabiliyor. Yani bana. sadece şekil değil, fonksiyon anlamında da bir kolaylık sunuyor. Tabii. Yani atıyorum ya. müzikten başka video çekiyorsun, arkada red tuşu yani kırmızı hani seni video çektiğini belirtebiliyor atıyorum şu, şu bu son dönemlerdeki gizli video çekme muhabbetinde bununla ki... mesela yok. Telefon arka üstüne bıraktığında, yüzüstü bıraktığınızda şarja taktığınızda arkadaki led bildiriminden ne kadar dolum sağladığını gösterebiliyorsun. Mesela Hı. gece yüzüstü koymak yine ters koyduktan sonra Arkadaşlar göreceksin. en çok şeyi merak ediyordu. Kamerayı merak ediyordu. Memnun musun kamerasından? Memnunum yine orta üst segmente göre cevap vereceğim bu konuda. Segmentindeki iyi fotoğraf kabiliyetine sahip olan telefonlardan. Bir tanesi çünkü kullanıldığı sensör IMX 766 Huawei Mate 50 Pro ana kamerasında kullanılan sensörlerden bir tanesi. Hmm. Ayrıca OIS destekleyen Samsung dışında şu anda orta üst segmente tek yine orada da tek. Ayrıca iki tane 50 megapiksel kamerası var. Geniş açıda da yine 50 megapiksel kamera var. Çoğunda segmentindeki çoğundaki telefonda 8 görüyoruz biz burada. O bizim bu yıl size 50 50 50 hikayesi evet. aslında geçen yıl başlangıç aşamasındaki Aynı olan olur. şey. Markadan memnun musun? Markanın böyle kendini konumlandırmasına şey ben bu markanın kurucusu oluyorum. efendim iyisi çok soğuğum. Bana şey gibi geliyor. Tahtakale dolandırıcısı gibi geliyor. Hı, hı. Ee, şeyden bahsediyorum. Carlpay'den Carl bahsediyorum. Ve hani herifin yaptığı hiçbir şeyi niyesini sindiremiyorum içime. Sen memnun musun şeyden? Herifin açıklamalarından. Ee... Öyle ya, yani sonuçta burada şu evet. muhabbet var. Yani iPhone'la Steve Jobs gibi Aynen biz öyle. bu markada niyesi bir telefon konuşuyoruz kadar herifin yaptığı dallamalıkları konuşuyoruz Doğru. Ya. Şöyle söyleyeyim Pay tarafından değil de markanın vizyon ve misyonu açısından baktığımda çok mantıklı hareket ediyorlar. Hmm. Çünkü neydi? OnePlus neyse biz o yoldan ilerliyoruz diyorlar. Bunu açık açık söylemiyorlar ama hani yaptıkları iş bu. Çünkü tek öz bir şekilde ilerliyorlar. Hani birçok farklı segmentte bulunmuyoruz. Tek bir cihaz çıkarıyoruz ve bir sene boyunca da bunu devam ettireceğiz şeklinde söylüyorlar. E bu da telefonu satın alan kişi için çok güzel bir şey aslında. Çünkü ben yeni bir telefon aldığımda 3-5 ay sonra 6 ay sonra bir üst versiyon çıkınca benimkisi eskince ben kötü hissederim. Hani Nothing Phone'la beraber böyle bir olay Sence yok. Sence ikincisini gerçekten Temmuz ayında çıkartabilecekler mi piyasaya? Çıkartacaklar. Gecikme yaşanmayacak Yaşanmayacak çünkü e, OnePlus ekibinin çoğu zaten yazılım ekibi ve telefon donanımı veya tasarımını tasarlayan ekip de OnePlus'tan geldiği için ve bir bilgi birikimi olduğu için bence Hı. bunu zamanında yetiştirecekler ve yine Temmuz ayında Nothing Phone 2'de göreceğiz. Ki kendileri de teaser'ını zaten paylaştılar. Bir ufak bir görselle de paylaştılar. Bu sefer orta üst segment değil Amiral segmentinde bir telefon olacak. Hı, daha yukarıda bir Tabii, şey. Tabii. Aynen yani, öyle. Yani dedikodulara inanıyorsun o anlamda. Dedikodu ki... değil. Direkt markanın kendisi ve Carl Payne de bunu açıkladı. 8 Plus Genbil işlemcisiyle olacak okay. vesaire vesaire diye açıkladılar. Şimdi ben bunun yurt dışında kaç liraya çıktığını hatırlamıyorum fiyat olarak Hı -hı. ama şu an Avrupa'da 332 dolar, 330 dolar. bulunuyor. Çok bu güzel dönüyorum. bir fiyat bence. Ee, Türkiye'de de işte 15 bin lira. Zaten Türkiye'de çıktığından beri fiyatla öyle çok büyük değişiklikler De yok. Yani hani bir çok küçük düşer gibi oldu düşmedi ondan sonra <laughs> şeydi buna 330 dolar euro ya da 15 bin lira para verir misin sen kendini alacak olsan? Ben veririm niye o tekrardan söylemek istiyorum teknik özellik kısmında şu anda bunun kadar dolu bir cihaz yok bu fiyatta. Niye? Kablosuz şarjı var bir kere arka tarafta yani istersen saatini istersen kulaklığını veya başka bir telefonu şarj edebiliyorsun. Şu anda bu segmentte bu özellik hiçbirinde yok. Özellikle Honor 70'te de aynı işlemci olmasına rağmen kablosuz şarj desteği olmasına rağmen böyle bir özellik bulunmuyor. Ama marka bunu eklemeyi tercih etmiş. E i̇çerisindeki materyaller de geri dönüştürebilir malzemeden oluşuyor. Bunu söylüyorlar açıklıyorlar tabii ki bunların kuralları yasalar çerçevesinde olduğunu onlar açıklamak zorunda. E böyle olunca da bence alınabilirlik seviyesi bayağı yukarıda olarak görüyorum cihazı. Hani 15 bin liranın ederi olarak da bence hak ediyor. İleriki dönemde yükselir yani 20 bin lira falan olsa tabii ki ben bunu böyle bir cihazı önermem ama düşerse daha çok önermeye şey devam edeceğim Bir sana. Biz oturduğumuz yerden yani kabataslak izleyicilerimizin Hangi telefonları daha çok merak ettiğini görebiliyoruz, evet. nereden görüyoruz? İşte gelen yorumlardan, sosyal medya hı hı. paylaşımlarından filan. Ben bu telefonu kullandığını yazan, ifade eden, hı hı. ima eden çok fazla arkadaşımız olmadığını düşünüyorum. Doğru. Sence niye bu telefona karşı böyle biraz? mesafeli davranıyor. En azından Türk halkı demeyelim de Hardware Plus takipçileri <laughs> izleyenleri diyeyim. Sence niye sen bu kadar sahipleniyorken <laughs> seni hitap ettiğin kitle niye görmedi bu topu? Nasıl onu nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle da? değerlendirebilirim onu. Herkes daha doğrusu dünya değil Türkiye'deki de değil. Yani bu tanıyıp bilmediğimiz herkes şu şekilde bakar. Yeni bir marka, yeni bir oluşum, yeni bir oluşum herkes bir uzak durur. Aynı o, şekilde. Öyle duruyor yani öyle mi? Aynen bu, bu bakış açısıyla devam ettiği için şu anda herkes aynı şekilde burada da Nothing Fonda da bu geçer oldu. Yani diğer yurt dışında çıkan birçok fazla marka var. Çin'de de bu ismini duymadığımızda birçok marka var. Ama onların da başarısı bir şekilde olsa dünyaya global olarak açılmış olsalardı onları da bir şekilde yavaş yavaş konuşmuş olacaktık. Nothing Phone'da 1 ile beraber bunu yaptı. Kulaklıklarıyla beraber yaptı. İlk kulaklığı 500 bin adet satıldı. Yani böyle bir markadan bahsediyoruz. İleriki süreçte çok daha gelişip yeni cihazıyla beraber ve özellikle sunduğu yazılım özellikleriyle evet şu an boş gibi gözükebilir. Stok Android arayüzüne benziyor gibi gözükebilir ama kendi içerisinde gerçekten özelleştirmeleri olan bir arayüz ve güncelleme konusunda hızlı davranan bir markada. Onu da biliyoruz Android tarafında. Android 13 ile beraber geliyor. Yakın zamanda Nothing OS 2 de çıkacak Phone 2 ile beraber. Aynı yazılım Nothing Phone 1'e de gelecek. Evet ne kadar telefon şu an ülkemize geç gelmiş olsa da bir sene önceden bu telefonu kullananlar var yurt dışında. O yüzden markaya bakış açısı tabii ki bir insanlar için önem arz ediyor. Ama ileriki günlerde Nothing Phone'u daha çok duyacağız. Nothing şirketini daha çok duyacağız. Cebinde 14.999 euro olan ve telefon almaya niyetlenen herkese Hı -hı. öneriyorsun. Yani evet. buradan şey yapıyoruz. Direkt önermiyorum. Şu ha, şekilde evet. kendi öncelikleriniz neyse onları belirledikten sonra benim şuna ihtiyacım var dediğiniz anda 15 bin lira olan segmentte bence yeterlilikleri karşılık ilk 2-3 cihazdan bir tanesi olarak nitelendiriyoruz. Yine Phone kendi biri. özelliklerinizi yazın. Tabii ki. Aynen. Dönün bakın bunda sizin istediğiniz özellikler hangi yönde karşılıyor. Okey tamam ben sadece senin bu nothing phone sevdan nereden geliyor onu anlayalım diye bu videoyu Çekmek istemiştim hı hı. anladık gördüğümüz kadarıyla Bence ben de. o hatırsızı kılıklı vefe çok güvenmediğim <laughs> için hemen böyle markayı bırakıp kaçacakmış filan gibi şey yani bırakıp kaçmaktan Altına derdim. Altına şey. oppo çıkacakmış ee, gibi öyle. Aynen öyle yani, yani. Aa, aslında bunun sahibi oppoydu aslında bunun sahibi işte bilmem ne suğut ailesinden hı hı. şuydu buydu filan biz sadece figülandık aldık parayı hadi kaçıyoruz şimdi yapacakmış gibi düşündüğüm için. Böyle bir şeyim. Uzak duyuyorum. Ben hala yakın davranıyorum. Ama arkadaşlarımız senin ne söylemek istediğini hemen anlamışlardı. Buyurun. Ben en azından anladım. Süper abi o zaman. Çok sağ ol. Arkadaşlar artık evinin Nothing Phone 1 deneyimi mi demek lazım? Eve'nin Nothing Phone 1'i niye bu kadar sevdiği diye mi anlatmak lazım? Ne olduğunu bilmiyorum ama dert buydu. Bu adam niye bu telefonu elinden düşürmüyordu? Aynen. Sizin önünüzde ifadesini aldık. Bence en iyi ifade verdiği gibi yani ben inanmadım o mevzu. <laughs> ama iyi ifade verdiği gibi böyle bir telefon verdimiz adı da Nothing Phone 1 ve yaklaşık bir aydan beri Türkiye'de evet. aynı fiyata 15 bin Aynen liraya bir. satılıyor. Karar sizin. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.